Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanlığı kongresine katılmak için Bursa'ya geldi. Kongre öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, EYT'liler ve Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili konuştu. Çalıştay sonucunda bir bildirgeyle uzlaşmayı sağladık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra da EYT çalıştayına, mitingine katıldık. Kendileri de bize teşekkürlerini ilettiler. Bu konudan sorumlu genel başkan yardımcılığımız kendileriyle etkili bir iletişim içerisinde bulunmaya devam ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz gerçekten kabul ediyoruz. Ama bu bölgedeki toprak, bu bölgeyi Suriye ordusuna geri devrederken Suriyelilerin de vatanlarına dönmesi sürecini beraberinde eş güdümünü sağlayacağız. Suriyelilerin hepsi vatanlarına döndüğünde Türk ordusu da kendi sınırlarımız içerisine dönmüş olacak ve artık o bölgenin güvenliğinden Türkiye değil Suriye ordusu, Suriye güvenlik güçleri sorumlu olacak ve daha sonra Suriye güvenlik güçlerinden PKK-PYD bölgesine yönelik Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayıcı hamleleri yapmalarını bekleyeceğiz ve bu konuda da kendilerine destek olacağız. Bu bölge Türkiye'nin başına daha fazla bela olmadan Suriye rejiminin burada güvenliği sağlaması ve Suriyelilerin de vatanlarına geri dönmesi gerekiyor. Türk halkı sandık başına gittiğinde yüz binlerce Türkçe bilmeyen insanı seçim sandığı başında oy kullanırken görecek. Biz ısrarla muhalefet partilerine gelin bizim 10 sene oy verilmesin şeklindeki önerimizi destekleyin diyoruz. Özdağ ekonomi, KYK borçlarının yanı sıra seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Biz bu dönemde malum şirketlerin, malum iş adamlarının defaatle vergi borçlarının silindiğini gördük. Yüz milyonlarca dolar bir kalemde kendilerine iade edildi. Ama öte yandan hayatının başında mücadele eden genç kardeşlerimizin ise çeşitli adaletsizliklerle karşılaştıklarını yaşadık. Bütçe üzerinde gerçekten büyük bir yük oluşturmayacağını gördüğümüz bir tasarrufta bulunacağız ve KYK borçlarını sileceğiz. Ama ondan sonra yeni süreçte bu borçların geri ödenmesini, yükseltilmesini, azaltılmasını öğrencinin üniversitedeki başarısına bağlayacağız. Ekonomide biz neoliberal, borca dayalı, tüketime dayalı politikaları artık sona erdirilmesi gerektiğini ve bunun yerine devlet planlama teşkilatının kurulduğu karma ekonomik modele geçildiği bir yeni ekonomik modeli savunuyoruz. Artık Türkiye kredisine göre tüketen, yani borçlanarak tüketen bir ülke değil, artık üreten bir Türkiye olmalı. Biz üretimin partisiyiz, biz imalat sanayinin partisiyiz, biz tarımın partisiyiz.